Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Siz de kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun bakın? Ne yapayım kızım? Temiz otu topluyorum. Temiz otu. İyi. Temiz otunu dedim. Salatası olur. Salatası dolu. Cacığı da olur. Ben bunu ne yapacağım biliyor musun yavrucuğum? Ne yapacağım? Domatesiyle kavrulacağım. Gelenimiz gidenimiz misafir de oluyor. Kendimiz de böyle sarımsaklı yoğurtlu kendimize de gelene de. Bunun böreği olur mu peki? Böreği hani bilmem cacığını çiğ ben. Daha çok salatada cacıkta yediğimi biliyorum ama. Hemen şimdi git kızım gel. Hemen. Başka nerede var? Her tarafta da yok kızım gel. Her yere ektin mi de? Yok ekmedim. Bu tohumundan dökülüyor. Kendisi bitiyor yavrum. Nasıl yani? Bu tohum aynı şey ektiğimiz gibi zebzenin tohumlarından çiçek tohum çıkarır kızım bu. Güzelce ne? Kendisi biter bu yavrum. Diyorsun. Kendisi bitiyor. Ben ekmedim bu. Kendi biter. Bizim kendimizin anneannen var ya bahçede de çok oldu bu temiz otu. Şimdi bak kendi hemen şurada göstereceğim. Burada da canlı bak. Ben sana hemen göstereyim. Kızım bu tohum çıkarıyor biliyor musun? Tohum çıkarınca bu kendisi dibine dokunuyor yavrum. Bu kendisi bitti ekmedim de. Burada sarı çiçek açar böyle tohumlaşır. Kendisi kendi kendine bitiyor. Gerçekten arkadaşlar temiz otu güzel faydalı bir şey. Bilenler bilir. Çiğ de yeni. Ben bunu sabah kahvaltısında daha çok seviyorum yemesini. Ekmek arasına böyle koyup da yemesi daha güzel oluyor. Yani yeşillik gibi yiyorum. Hem lezzetli. Aynen. Hem de birebir. Anneannen orada da çoğuludu bahçede kızım. Önceden böyle komşulara denildi. Benim gibi böyle çiğsini seven olurdu var ya. Bir temiz ot olurdu kızım. Bir temiz ot olurdu. Anneannen eline geçene. Yani siz bunu ekmiyorsunuz. Bu kendiliğinden oluyor. Ekebilirsin de ekilir de. Ben mesela şeyde ektim bitmedi. Benim kendi orada var ya kızım. Buraya nasipmiş demek ki. Bu nasip. Bunu güzelce toplayacağım. Güzel domates ve kavurma dolaba koyacağım. Yemeklik yapacağım yavrum. Kışa hazırlık yapacağım. Bu bayıl olmuş. Biberlerim de maşallah pek tatlı oldu. Bak lan ne oldu bak kızım. Bunu kemirledik diktik ya. Gene de geç. Biberi inşallah yiyeceğiz yavrum. Biber olacak gibi. Şöyle toplayacağım kızım güzelce ne? Gülcan arkadaşlar bunun cacığını çok seviyor. Cacığını da çok seviyorum. Yemek İçine güzel. Hafif bulgur koyduğun zaman da çok güzel oluyor. Bulgur yemek güzel olur kızım. Yemek evet. Güzel oluyor. Gelin beraber yiyek arkadaşlar. Geçmiş bak arkadaşlarımız da. Geçti arkadaşlar bizim gayet güzel idi. Zevkliydi. İyiydi arkadaşlar. Kalabalığıydı. Gelen giden misafir 4. gününe kadar. Dün de vardı misafirimiz. Ama maalesef bugün kimse kalmadı. Herkes işine, evine çekildi. Kulcan şunlar tohum açar bak. Şuralarına çiçek açar kuzum. Şuralar bak ben sana hemen göstereceğim de. Bak bak şu siyah lava ya yavrum. Hı hı. Ah bunlardan yeniden tekrar biter. Döküldüğü zaman yavrum. Tohuma bırakacaksın mı? Tohuma. Tohuma bırakmıyorum. Kendi dökülüyor. Biterse biter şansımıza seni ye. Bunu doğrarken dolaba korken görüşek kızım tamam mı? Tamam o zaman sana kolay gelsin. Sağ ol ben toplayayım tamam mı kızım? Ha? Topla sen. Babacığım aslında örüyor. Pişiriyor. Akşam. Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar hatırlarsanız temiz otumuzu doğramıştık ki zaten temiz az önce videoda doğradım, izlediniz. Biz tabi akşam çektiğimizden dolayı sabahkiyle şimdiki pardon. Arkadaşlar şimdi annem 5 tane domatesini güzelce. Kabuğunu soydum. Bunu ne yapacaksın dolaba mı basacaksın? Dolaba poşete koyacağım. Domates arkadaşlar salın domatesi olduğu için dışı böyle kokusuz biraz daha fazla koyabilirsiniz domates. Tadı zaten pek yok domateslerin. Aynen değil. Aynen. Anne bugün hiç bu yıl hiç tatlı domates yemedim. Niye? Arkadaşlar eski domateslerin alıyorum. Ne tadını bulabildim. Öyle. Ne şeyini bulabildim bu yıl. Şimdi alıyorduk koca koca domatesleri de yiyorduk şimdi.
Hayır, babaannemin aldığı domates senin tadını hiçbir yerde bulamıyorum. Babaannen hadi, babaannem pazardan buluyor alıyordu. Biz pazara mı gidiyoruz, pazarda mı? Babaanneme söyle baba, duydun mu? Babaannen hadi. Bana domates alsın. Arkadaşlar babaannemle biz ne yapıyorduk biliyor musunuz? Ben babaannemin yanında 2 ay kaldım. Şey yapıyorduk biz, anne bu arada domatesleri doğrarken sohbet edelim. Aynen. Arkadaşlar soğan bir de domatesi hafif yağlayıp üzerine de limon sıkıyorduk. Yiyorduk, çok lezzetli geliyordu. Çünkü domates o kadar mı lezzetli olurdu? Babaanne, o domates hadi, adı... babaanne senin yediğin o büyük domatesleri de koy, domatesinden isteyeyim de bu salkım domates kızım. İçi koklu böyle. Ama işte domatesle bu yıl tadı yok, tadı. Bu şey kızım, hazır domates. Bu yıl hiç ben arkadaşlar... Bu hazır domates, bahçe domates değil. Ha, biliyorum. Ben aslında bu yıl ne sebzelerin ne meyvelerin pek tadını hiç alamadım. Ne yalan söyleyeyim. Bir kayısımız güzeldi. Allah, ben sütçüden alıyordum ki biberler çıtır çıtır komşudan alıyordum maya. Taşınmayaydın. Ne oldu? Bahçenin olmayınca bir tane mi oldu? Biberler yeni dokuya başlıyor da. Şakasını işte, diyorum. Yeni 1-2 kere de daha da. Şimdi ocağımızın altını açsam da. He. O bir anda pişse. Ocağın altını açmayalım, üyüveleyim. Tamam. Arkadaşlar bu ocağımız bizim biliyorsunuz har har yanıyor. Böyle bunun kısınma gibi bir şansı yok arkadaşlar. Çünkü bizimki biliyorsunuz dip dip. Değil mi anne? Kısılıyor. Ama kısmışsınız bunu. Kısılıyor kızım. İyi. Tüp. Tüplü. Bu da tüp azaldı. He? Tüp. Tüp mü azaldı? Evet. Aha, yandı ya. Şakası yok bu. Hemen her şeyi ciddiye alıyor. Anneciğim, şimdi ne yapıyorsun? Bunu kavruklayacağım kızım. Arkadaşlar, tuz muz? Yok, hiçbir şey yok. Bu şekilde kavruklayıp dolaba atacağız. Bir dakika da şöyle yağ koyayım. Birazcık da yağ mı? Yağ da kavruk. Çok fazla pişireceksin mi? He. Bir daha yo. Koy domatesi ya kızım. Evet. İçinde yağ var. Bu arada arkadaşlar annem de başı ağrıyor. Böyle iyiyim. Dışarı çıktım. Kendine gelin. Tamam. Maçayı suladın mı? Ağlıyordu ya, o yüzden aklımda öyle kalmış. Dışarı çıktım. Maçayı halledince kendime geldim. Allah'a şükür dışarıda oturdum biraz. Çekirdek çitle yedik ya arkadaşlar. Çekirdek götürdüm. Annem kahve istedi. Ben ona çekirdek verdim. Ben kahve dedim. Buradan çekirdek getti. Çekirdek çitleyemedik. Çekirdek daha lezzetli gelmiştir ama. Şimdi ocağıma tuz muz yok arkadaşlar. Bunu şöyle az hafiften kavrulacağım. Soğuyacak sabah. Poşet içinde zaten soğuyacak. Arkadaşlar sabah görüşelim o zaman. Çok fazla uzun tutmayalım. Dediğimiz gibi bunlar hemen biraz öldükten sonra, hatta ölmeden bunları koyup hafif kavruklayıp poşetlere koyacağız. Tuzumuz yok. Pişirirken. Yok. O zaman şimdi görüşürüz. Arkadaşlar çok hafiften domates de kavurdum. Sabah soğuyunca şöyle 3 poşet yapacağım. Az az 3 poşet yapayım, dolaba koyayım. Kışın sarımsaklı, Allah izin verirse, yok ekmeğimiz de olursa, yaparsa bunu alıp da kocam yapacağız da bunumuz yok. Bugün ne videom arkadaşlar, bu kadar diyorum. Umarım barisiniz. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.